Karanlıktaki İzdi kanalından sizlerleyiz. Selam arkadaşlar, Karanlıktaki Dizen, ben İlham. Bu videomuzda size Artward isimli oyunu, işte split screen nasıl kurabileceğiz onu göstereceğim. Öncelikle oyunun kurulu olduğu klasörü atalım. Bu arada bazı oyunlarda işte exe dosyası kurulu olduğu klasörü yani bakın misal oyunun kurulu olduğu klasör bu açtık exe dosyası burada değil. Yani o yüzden exe dosyasının olduğu yere atın. İşte oyunun kurulu olduğu klasörü değil. Yani buradan dosya konumunu at verdiğinizde bakın ekrana düşen yansımada. Atıyor oraya. Evet 360C programımız vardı hani. Bunu internette indirebilirsiniz. Veya işte benim Divinity Original Sin 2 ile alakalı bir videom vardı. Onun altına link atmıştım. Burada indirebilirsiniz. Veya videonun adamı. Neyse bakarım duruma göre. Evet sizdeki versiyada yani sizdeki sürüm de buna benziyorsa evet bakalım. Tamam. Böyle. Bakın arkadaşlar sizdeki sürüm de buna benziyorsa o zaman ayarları buradan yapın. Yok sürümünüz bir tık farklıysa öbür videodaki ayarlama kısmına bakarsınız. Evet, şimdi öncelikle programı attık bu klasöre. Buradan oyun ayarlarımıza geliyoruz. Add diyoruz. Buradan programın exe'sini seçiyoruz. Onaylıyoruz. Daha sonra işte ben her ihtimale karşı buraya bir şey attım. Tick isterseniz siz de atın, isterseniz atmayın. Siz bilirsiniz. Evet, daha sonra buradan start dediğimizde oyunun içerisi atılacak. Şimdi bir orayı da göstereyim. Evet şimdi oyunun içerisinden göstereyim. Bu arada oyunumuzu buradan ayarlarından Türkçe yapabiliyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın ben de dışarıdan işte konsolü tanıttığım için zaten normalde konsolü takıp girince de buradan tanıyor ama bazı tuşlara falan yeri değişik olabilir. O yüzden dışarıdan tanıttım. İlk seferinde böyle girdim. Daha sonra dışarıdaki programı kapatıp öyle atabilirsiniz. Evet yeni oyun diyelim. Bakın yeni oyun deyince hemen burada iki kişilik mi veya bir kişilik mi diye soruyor. İki kişilik yaparsanız burada modunuzu seçebilirsiniz. Zorda diyor ki işte mağlup olduğunuzda karakteriniz kalıcı olarak ölme olasılığı vardır. Ve ilgili kayıt dosyası silinir. Eşli oynarken oyuncular aynı modda olmalı. Evet. Şimdi buna hayır diyelim. Tamam. Normal mod. Pardon. Normal moduna gireceğim. Bakın arkadaşlar buradan işte oyuncu 1-2 diye atıyorsunuz. Burada işte bunlar diyeyim, konsoller. Bu arada burada birinci oyuncuyu alt tarafta veriyor galiba. Evet şimdi uygula diyelim. Bakalım. Tamam bunu tutturalım. Evet şimdi oluşturalım. Evet yani bu kadar kolay aslında. Birazcık işte ayarları falan değişikse içeride konsol ayarlarına bakıyorsunuz. Birazcık değişikse dışarı taraftan programdan istediğiniz gibi ayarlayıp tekrar atabilirsiniz. Bu arada oyunumuzda işte böyle bir şey var. Bakın burada craftlar var. İşte yer yatağıdır. Meşaledir. Sopadır. Kalkandır.
falan. İşte bunları öğrenebiliyoruz buradan. Buradan kısa yol tuşlarımız var. Şu an karanlık gösteriyor çünkü gece ilk bir dönem başlıyoruz. Evet. Ya aslında hemen bir savaş kısmına gidip göstersem size. Bu arada sol alt köşede görüyorsunuz orada bir sarı biber azalıyor. O bizim enerjimiz. Beklediğimizde enerjimiz doluyor zaten. Bu arada tuzlu filan içtiğimizde suyu ve hastalık bulaşıyor. O yüzden tuzlu suyu içmiyoruz. Nehir suyu falan deniyoruz. Yani normalde şey, bu arada bu biraz maceracı gibi oyun ama fazla beklentiniz olmasın. Sadece konsol ile arkadaşlarınızla beraber oynayabileceğiniz bir oyun arıyorsanız. O zaman işte oynayabilirsiniz. Tamamdır. Yani bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi eğlendiler.